karşı karşıya bu süreci Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Deniz Çalışkan'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çalışkan. Evet, dün yeni tedbir kararı açıklandı. Türkiye aslında 19 günlük bir kapanma süreciyle karşı karşıya. Biz bu sürece tam kapanma mı demeliyiz yoksa tedbirlerin çok daha sıkılaştırılmış haliyle mi karşı karşıyayız aslında? Çok teşekkür ediyorum. Kısmi kapanmayla başlamıştık 2 hafta önce hatırlarsanız. Bu noktada tam kapanma demek doğru olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de ilk defa bu kapsamda bir yıla aşkın süredir pandemi süreci yaşanıyor biliyorsunuz. Ve ilk defa bu kapsamda bir kapanma uygulamasına gidildi. Bunun en önemli nedeni de kısmi kapanma sürecine başladığımız dönemdeki vaka sayılarındaki hızlı artış idi. 60 bin bandını da geçtiğimiz noktada kısmi kapanma tedbirleriyle 2 haftalık süreç içerisinde 30 binli bir banda inebildik. Ama bu henüz yeterli değil. Çünkü özellikle ağır hastalarımızın sayısı giderek artıyor. Burada bir azalmaya henüz başlamadı ve can kayıpları da ne yazık ki hala artış trendinde. Her gün 300'ün üzerinde vatandaşımızı COVID-19 nedeniyle kaybediyoruz. Bu kabul edilebilir bir rakam değil. Vaka artış hızımızda bir azalma, ivmesinde bir azalma oldu. Bu sevindirici ama kısmi kapanmada nüfus hareketliliğini, insan temasını yeterince azaltamadık. Ümit ediyorum ki bu tam kapanma döneminde damlacık yoluyla bulaşan bu hastalığın semptom göstermeyenlerden ya da hasta olan kişilerden temaslılarına bulaşmasını, temas etmesini ortadan kaldırabiliriz. Ancak bir risk var, bunu hatırlatmak istiyorum. Toplu taşımayı ve iş yerlerini kontrol altına almak daha kolay ama hanelerimizi, evlerimizin içini, ev içi temasları ortadan kaldırmak daha zor olabiliyor. Her birimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Kapanma sonrasındaki dönemde daha rahat olabilmek için çekirdek ailemizde kalalım. Özellikle haneler arası teması engelleyelim istiyoruz. Bu yaptığınız uyarı çok önemli çünkü önümüzdeki bu 19 günlük kapanma sürecinde madem dışarı çıkamıyoruz o zaman ev ziyaretlerinde birbirimizi görelim diyen çok sayıda vatandaş olacağını ben de düşünüyorum. Bu dediğiniz yöntem de zaten olursa eğer bu kapanmanın da bir anlamı olmaz. Bu anlamdaki uyarınız çok değerli. Peki bu kapanmada hedef nedir Sayın Çalışkan? Yani örneğin vaka sayıları kaça inerse biz hedefimize ulaşacağız burada? Kritik bir eşik düzey belirlemek son derece güç. Ancak şöyle bir baktığımızda Mart ayı başında vardığımız nokta bizim için kontrollü sosyal yaşama geçişte bir eşik düzey gibi düşünülmüştü. Bu noktada vaka sayısında 10 binin altına inmek son derece önemli. 5 binin altına inmek son derece önemli. Ancak bu çok hızlı olabilecek bir değişiklik değil ve hemen olabilecek bir değişiklik değil. Risk algısında hemen olan olaylarda algı daha kolay oluşuyor. Ama bu COVID-19'da 10 gün gecikmeli olarak yansıyor süreç. Yani bugünden itibaren aldığımız önlemlerin etkisini biz 10 gün sonra görmeye başlayacağız. Bu noktada bayram döneminde eğer nüfus hareketliliği olmazsa, hane içi temas olmaz ise rahatlıkla bu ivme daha da hızlanarak, azalma ivmesi daha da hızlanarak 10 binli, 5 binli rakamlara düşmesi mümkün gözüküyor. Ama buradaki kritik nokta insan temasını minimuma indirgemek. Bunu sağladığımız takdirde bulaşı azaltabiliriz. Bunu sağlamadığımız takdirde tam kapanmanın da istenen düzeyde etkisi olmayabilir. Bir de aşı vurgusu yapmak istiyorum. Tam kapanmayla birlikte aşı uygulaması yapan ülkeler hastalığın, salgının ciddi olarak
azalmasına yol açtı. İngiltere, İsrail örneklerini görüyoruz. Bizim için de randevusu geldiği halde aşı olmamış bireylerin olması üzücü bir durum. Bu bir fırsattır. Hangi aşıyı yaptıracağınız konusunda bir tereddüt duymaması gerekiyor vatandaşlarımızın. Tüm aşılar acil kullanım onayı almış, tüm aşılar etkili, hastalığın ağır formlarını önlüyor, hastalığı, enfeksiyonu ortadan kaldırmıyor. Yani bu da bir yanılgı oluyor. Ben aşı yaptırdım, hastalandım şeklindeki örnekler insanların aşı konusunda tereddüt yaşamasına yol açıyor. Fakat biz 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın yoğun bakım ihtiyaçlarının ne kadar azaldığını 4 hafta önce gözlemledik. Lütfen aşı sırası gelen, randevusu gelen vatandaşlarımız hiç tereddüt etmeden aşılarını olsunlar. Çünkü hastalığın ölümcüllüğü daha fazla. Aşı vurgunuz oldukça önemli. Ben burada aşıyla ilgili bir de şu soruyu sormak istiyorum. Başka ülkelerle de tabii kıyasla yapmak doğru mu bilmiyorum ama Türkiye'de aşılama hızının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz Sayın Çalışkan? Şöyle ifade etmekte yarar var. Kendisi aşı üretmediği halde en yüksek aşı oranına sahip ülkeyiz. Bunu da hiç yabana atmamak gerekiyor. Nüfusumuz oldukça kalabalık. 80 milyonun üzerinde bir nüfusumuz var. Şu anda 21 milyon doz aşı yapıldı. Tüm dozları kabul edersek eğer. Bu dünyada ilk 10 içerisinde. Ve yine ifade ediyorum, kendi aşısı olmadığı halde en fazla aşı uygulayan ülke Türkiye. Bir de Türkiye'de ortak üretimi yapılabilecek aşılar öne çıkıyor. Bu kapsamda Sputnik V'nin de Türkiye'de uygulanacağı ve Türkiye'de ortak üretime geçileceği Rusya'yla konuşulan konular arasında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok olumlu buluyorum. Çünkü bu teknolojinin ülkemizde olması bizim için son derece önemli. Bakın, Hindistan çok büyük bir trajedi yaşıyor ama Hindistan'da birçok aşının üretim süreçleri gerçekleşebiliyor. Ama nüfusu nedeniyle sistem kapasitesi açıldığı için çok büyük bir trajedi yaşıyor şu anda Hindistan ulusu. Onlara kolaylıklar diliyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde bu noktaya hiçbir zaman gelmedik. Gelmeyeceğimizi de düşünüyorum, görüyorum. Çünkü hem hizmet kapasitemiz son derece güçlü, aşılama oranlarımız, Haziran'ın sonunda 40 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın aşılanacağı tedarik zincirine sahip ve bu tam kapanmanın da son derece etkili olacağını düşünüyorum. Süresi belki bir miktar daha uzun olabilirdi. 2 kuluçka süresi olması çok daha arzu edilen bir süreçti. Sanırım bunu da 2 hafta sonraki ivmeye bakarak tekrar değerlendirmek gerekiyor. Eğer ivmede yeterli başarı elde edilmedi ise o zaman hane içi bulaşı azaltmak ve özellikle özel sektörün sürece daha aktif katılımını sağlamak yönünde süreçler işleyebilir. Şunu da vurgulamak lazım tabii, değil mi? Bu 17 günlük, 19 günlük alınmış bir karar, fakat süreçe bakıldığı zaman bunun uzama ihtimali de olabilir, değil mi? Tabii ki bu her zaman ihtimal, olasılık dahilinde. An bir an takibini Sağlık Bakanlığı vakalarımızın yaş gruplarına, cinsiyete, illere göre, ilçelere göre dağılımlarını değerlendiriyorlar. Ve bu takip sonrasında da zaten kısmi kapanma ve akabinde de kapanma sürecine geldik. Bu da belki ülkemiz için bir geçiş süreci sağladı. İnsanlarımız temasın kesilmeden bu hastalığın ortadan kaldırılamayacağı gerçeğiyle yüzleşmiş oldu. Çok rica ediyorum, bu bir fırsattır. Bu fırsatı iyi kullanalım. Bu süreci iyi kullanırsak eğer, aşılamada da hızımızı bir miktar artırabilirsek eğer, önümüzdeki dönemde her gün bir uçak dolusu vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin önüne geçmiş olabiliriz. Bu bizim ellerimizde. Herkes ve tabii ki hükümetimiz de üstüne düşen tüm sorumluluğu gerçekleştirecek.
Sayın Çalışkan, şunu da sormak istiyorum çünkü son birkaç gündür sıkıntısı yaşanan konulardan biri de vatandaşlarımızın Sinovac aşısına ulaşamaması, Sinovac'la ilgili randevu alamaması oldu. Tabii ki her aşıyı olabiliriz. Bu konuda değerli doktorlarımızın sizlerin sürekli yorumları oluyor. BioNTech ya da Sinovac diye, ama Sinovac teminiyle ilgili bir sıkıntı mı oluştu yoksa daha farklı durumlar mı var? Şöyle, Sağlık Bakanımızın açıklamasında dikkat çektiği bir nokta vardı. Çin hükümetiyle ilgili olarak Sinovac firmasının, Sinovac aşısının 100 milyon doz olarak sözleşmesinin yapıldığı. Ancak bu sözleşmeye Çin hükümetinin uymadığı, çünkü aşıları kendi ülkelerinde kullanmakla ilgili bir tasarruflarının olduğunu belirtti. Ama hemen bu noktada imdada BioNTech ve Sputnik V aşıları girdi ve önümüzdeki güz döneminde de inşallah ulusal aşımızın da faz 3 çalışmasının tamamlanmasıyla dışa bağımlı olmaktan kurtulup kendi aşımızı, kendi olanaklarımızla bu süreci atlatmayı sağlayabileceğiz. Şöyle tedirginlikler de oluştu tabii, böyle bir durum oluşmayacak ama sizin ağzınızdan da izleyicilerimize duyurmak isterim. Yani ben Sinovac oldum, şimdi ikinci dozu Sinovac alamayacağım mı diye tedirgin olan vatandaşlar var. Böyle bir şey söz konusu olmayacak değil mi? Stratejimiz şu: ilk dozu olan vatandaşlarımız için ikinci doz yedekleniyor. İlk doz için şu anda Sinovac aşısı randevusu ile ilgili bazı illerimizde tedarikle ilgili sıkıntılar bildiriliyor. Ancak ilk dozunu Sinovac olarak yaptırmış vatandaşlarımız hiç endişelenmesinler. Onların kendilerine ait aşıları yedekleniyor. Bütün aşılarımızı bu şekilde yedekli çalışıyoruz. Bir de yerli aşı çalışmaları ile ilgili sizden bilgi almak isterim. Çünkü yerli aşı da merakla beklenen bir konuda, durumda. Evet, çok büyük bir gurur vesilesi aslında. Pandeminin olumsuzlukları kadar olumlulukları da var yaşantımıza kattığı. Bunlardan biri de Erciyes Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu, çalışmış olduğu faz 3 aşamasına gelen yerli aşı. Bu son derece kritik bir nokta. Az önce de ifade etmiştim. Kendi aşısını üretmediği halde en çok aşı yapan ülkeydi Türkiye. Kendi aşımızı üretmeye başladığımızda aşı konusunda ve bu hastalığın ortadan, ülkemizden kaldırılması konusunda çok çok ciddi bir adım gerçekleşecek. Emeği geçen tüm bilim insanlarını kutluyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu bizim için çok büyük bir fırsat olacak ama daha henüz erken. Bilim insanları kış başına, önümüzdeki yıl başına inşallah bu aşımızı da uygular hale getirecekler. Bu da büyük bir fırsat. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çalışkan, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bilim Kurulu üyesi Profesör